Rusya-Ukrayna savaşında müzakere olacak mı? Taraflardan müzakere masasına oturulması yönünde açıklamalar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski müzakereye hazırız açıklaması yaptı. Lavrov Zelenski'ye yalan söylüyor dedi. Putin ise müzakereye sıcak baktıklarını açıkladı. Ancak Putin daha sonra yaptığı açıklamada Ukrayna ordusuna darbe çağrısında bulundu. Rusya-Ukrayna'daki saldırıların ikinci gününde taraflardan müzakereye yönelik açıklamalar geldi. İlk olarak sabah saatlerinde açıklama yapan Zelenski Putin'e seslendi. Masaya oturalım dedi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'na bir defa daha seslenmek istiyorum. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım. Zelensky'nin açıklamasından saatler sonra dünya nefesini tutmuş Ukrayna'daki çatışmaları izlerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'yı işgal etmiyoruz açıklamasını yaptı. Zelenski'nin müzakere teklifinde yalan söylediğini öne sürdü. Zelenski, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü tartışmak için hazır olduğunu söylerken yalan söylüyor. Ukrayna'daki mevcut hükümeti demokratik olarak kabul etme olasılığı görmüyoruz. Lavrov, kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor ifadelerini de kullandı. Halkın bağımsızlığını istiyoruz diyen Lavrov, aynı zamanda NATO'nun da manipülasyon yaptığını iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna'nın müzakere çağrısına yanıt verdi. Putin müzakereye hazırız diyerek dünyaya ilan etti. Rus lider Putin, Ukrayna ile üst düzey görüşmeler yapmaya istekli olduğunu da söyledi. ABD ve NATO uzun süredir Rusya'nın makul güvenlik endişelerini görmezden geldi defalarca taahhütlerinden caydı ve Rusya'nın stratejik alt çizgisine meydan okuyarak doğuya doğru askeri konuşlandırmayı ilerletmeye devam etti. Rusya, Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye istekli. Kremlin ise Putin açıklamaları doğrultusunda Minsk'e heyet göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Sözcü Peskov, Zelenski'nin teklifine cevaben Putin, Minsk'e Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde bir heyet göndermeye hazır ifadelerini kullandı. Ancak akşam saatlerinde Putin'den bir açıklama daha geldi. Güvenlik konseyinde konuştu. Müzakerenin adını anmadı. Ukrayna ordusuna çağrıda bulundu. Putin, hükümeti indirin dedi. Ukrayna silahlı kuvvetlerine bir kez daha sesleniyorum. Neonazilerin ve radikal milliyetçilerin çocuklarınızı, Eşlerinizi ve yaşlıları canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. Kontrolü kendi elinize alırsanız anlaşmamız daha kolay olacak.